Evet. YouTube'daki Deniz Havası kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere hamsili pilav yapacağım. Ama tabii bunun için önce iç malzemesini yapacağız. İç malzemesini hazırlamak için ben önceden dediğim gibi videolarım kısa olsun diye soğanımı falan doğradım. Yağımın altını yaktım. Kızgın yağın içine soğanlarımı atıyorum. Bir tane orta boy soğanla 1,5 su bardağı pirinç kullandım. Şimdi güzelce soğanımı kavuracağım. Ve sonra içine fıstıkları atacağım. Biraz da fıstıkları kavuracağım. İyice kavuracağız ölene kadar. Evet, gördüğünüz gibi güzelce kavuruyorum. Soğanların iyice önmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun içine fıstıkları da atacağım. Biraz da onlarla kavuracağım. Şöyle. Sonra yıkadığım pirinci atacağım en son. Biraz da pirinç de kavuracağım. Pirinçleri attıktan sonra pirinçlerin üstüne hemen tuzunu ilave edeceğim. Normal yemekteki gibi tuzu en son atmıyorum pilavda. Çünkü pirinçlerin kırılmasını önlüyor. Hamsili pilav yapacağız. İç pilav yapıyorsun. Niye üzüm koymuyorsun diye soranlar olabilir. Onlar için de söyleyeyim. Ben üzüm sevmiyorum. Onun yerine suyun içine birazcık şeker atıyorum. İki tane kadar. 2 küp şeker kadar. Böyle dengeliyorum yani. Daha önceki videolarımda da söylemişimdir. Yemek konusunda bayağı bir seçiciyimdir. Birçok şeye ayıklarım içine. Fıstıklarımda karamelizasyonu gerçekleşince içine hemen pirinçleri atacağım ve sonra baharatlarını ilave edeceğim. Baharat olarak da klasik karabiber, pul biber, nane ve tuz koyacağım yani. Değişik ekstra bir şey koymayacağım. Ve dediğim gibi hani 1'e 1,5 kullanıyorum ölçümü. Şu an tabii ki göz kararı koyacağım ama hani siz pirincinize göre, herkes kendi pirincini tanıyordur. Ona göre koyabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi güzelce kavurdum. Soğanlarım iyice küçüldüler. Fıstıklarım da kızarmaya durdu. Şimdi biraz da pirinç de kavrulurlar. Pirincimi de ilave edeyim. Ben pilav yaparken daha önce de söylemişimdir. Pirinci yarım saat kadar çok kaynar olmayan ılık tuzlu suda bekletiyorum. Sonra güzelce yıkıyorum. Hemen tuzunu atalım bu arada. Bugün atmayacağım için biraz tuzunu fazla atabiliriz. En son artık baharatlarını koyacağım. Zaten pirinci çok çevirmiyorum. 1-2 dakika çevirmemiz gerekiyor. Şimdi baharatlarını da bir yandan yavaş yavaş ilave edeceğim. Suyunu koyup kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Ve biraz dinlenecek, bir 15-20 dakika kadar hamsilerle fırına vermeden önce dinlenecek. Hamsileri de o ara ayıklanmış halini paylaşacağım sizinle. Sıradan naneden başlayalım. Bir çay kaşığı kadar nane. Biraz karabiber. Biraz pul biber.
Şunları iyice karıştırıp renk algılamasına bakacağız. Bu üstüne hemen suyunu ilave edeceğim. Daha önce de söylemiştim, ben yemekleri genellikle sıcak suyla yapıyorum. Yani soğuk suyla yaptığım yemek yok diyebilirim. Daha önce de söylemiştim, yine bir atasözümüz var, pişmiş şişe soğuk su katılmaz diye. Sıcak suyumun içine 2 tane küp şeker attım. Hemen onu da ilave ediyorum. Artık kaynadıktan sonra, güzelce suyunu çektikten sonra normal bir pilav şeklinde demlenmeye bırakacağım. Evet, pilavımız suyunu çekti. Son hali böyle, çok iyice suyunu çektirmiyoruz çünkü fırına da vereceğiz. Fırında da biraz suyunu çekecek. Şöyle borcamımı da güzelce yağladım. Artık kapağını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Biraz dinlenecek. Evet. Zaman kazanmak açısından balıklarımız güzelce dinle, alt tabanının bir kısmını dizdim. Size sadece göstermek için çok küçük bir kenarını bıraktım. Gördüğünüz gibi. Bunları da güzelce birbirinin üstüne gelecek şekilde, birazcık tabii hepsi değil, kenarlarını da örtecek şekilde iri hamsilerden dizersek daha güzel olur. Ben en irilerini özellikle bıraktım. Şimdi alt kısmını kapatacağım. Açık kalan yerlerini, küçük dağılanlar falan varsa onlarla kapatabilirsiniz. Ama kesinlikle çok da kalın yapmayın. Ben söylemiştim daha öncesinde. Borcamımı güzelce yağlamıştım. Şöyle güzelce kapatacağım alt kısmını. En son. Ve artık ne yapacağım? En güzel kısım, İç pilavını dökme kısmı. Şurada çok az bir yerde daha açıklık gördüm. Şuraya da küçük bir yama yapalım. Mısır unuyla dış tarafını, kabuklu tarafını hamsinin, şöyle göstereyim, sadece şu kısmını mısır unuyla unladım ve dizdim. Şimdi güzelce ılayan pilavımı iyice demini almış, güzelce boca ediyorum. Dediğim gibi hafif de ıslak olması gerekiyor. Şöyle güzelce yayacağım. Bastırmayacağım. Sadece düzeltiyorum, dikkat ederseniz. Kesinlikle bastırmıyoruz. Güzelce kapatıyoruz. Şimdi kapattığımız tekrar kenar kısımlarını kapatacağız. Güzelce ne? Aynı aldığımız şekildeki sırayla kapatırsak görünüşü de güzel olur. Açıkçası daha önce bir kere yapmıştım. Böyle yapmamıştım. Mısır unsuz yapmıştım. Orijinalinde zaten unlamıyorlar yani. Ama bunu değişik bir tarif olarak gördüm. Denemek istedim açıkçası. Sonuçta denemeden bilemeyiz güzel olup olmayacağını. Şöyle güzelce kapatıyoruz. Üst üste gelmesi gerekiyor kapattıklarımızın ki hani hiçbir yere hem açık kalmasın. Şöyle. Dediğim gibi bastırmıyoruz. Şimdi kalan kısımlarını gene aynı şekilde
üst üste gelecek şekilde. Yani çok da üst değil. Hani küçülecek biliyorsunuz bu hamsiler pişirilirken. Yani pişerken. İster istemez küçüldüğü zaman açılmasın. Açılan yeri olmasın şeklinde olursa güzel olur. Kapanacak şekilde diziyorum. Elimden geldiğince. Sonuçta üstüne de yine margarin süreceğim. Aynı altına sürdüğüm gibi. Yani daha doğrusu margarini bırakacağım. O kendisi kızarma işlemine yardımcı olacak bana. Güzelce yamamı yapıyorum. Kapatma işlemine devam ediyorum. İnşallah da güzel olacak diye düşünüyorum. En küçük bir yer kaldı. Burada. Bütün açıklıkları kapattığımdan emin olduktan sonra şimdi üstünü peynirimi yıkayacağım ve güzelce yağ döküp sonra fırınımı açacağım. Fırında altı üstü güzelce kızardığını emin olana kadar pişireceğim. Bu arada ben yağ olarak da tereyağı kullanmayı seviyorum. Şöyle küçük küçük parçalar bırakacağım. Şöyle. Yerine eşit şekilde gelip de kızarttığına emin olunmak için. Gelmeyen bir yeri olmasın. Balık yağlı biraz güzel oluyor bu hamsiye. Çok yağsız bir şeye benzemiyor. İnşallah tam tamamıyla olacak. Evet, bu kadar. En son piştikten sonraki halini paylaşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İnşallah afiyetle yemek nasip etsin. Evet, bu da fırından çıkmış son hali. Bunun için bir yandan kesmeye çalışayım şöyle. Pilavım gözüküyor zaten içinde.